Herkese selamlar ve sevgiler. Merhaba arkadaşlar. Gökçe'nin Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizler için çok güzel bir kahvaltılık, hatta akşam yemeklerinde de rahatlıkla yiyebileceğiniz avcı böreği tarifi veriyorum. Böreğimi yapmaya başladım bile ben. Tavanın içine çok az miktar sıvı yağ ekledim. Üstüne yaklaşık 200 gram civarında orta yağlı kıymamı aldım. Kıyma kavrulmaya başlamışken biz de bu sırada yarım çay bardağı köftelik bulguru bir tabağın içine alalım. Üstüne sıcak su ekleyerek bulgurlarımızın şişmesini sağlayalım. Kıyma kavrulana kadar bulgurlar zaten şişmiş olacak arkadaşlar. Kıyma kavrulduktan sonra içine 2 tane orta boy kuru soğanı ince ince doğramıştım ben. Onları da kıymanın üstüne alıyorum ve soğanlar ölene kadar, yani iyice yumuşacık olana kadar kavurmaya devam ettim. Bu sırada ıslatmış olduğum köftelik bulgurlarım yeteri kadar şiştiler. Bakın içine döktüğüm suyu tamamen emdi. Bu bulgurları da kıymalı iç harcımın içine ekledim arkadaşlar. Bulgurlarla kıymayı iyice karıştırdıktan sonra içine yarım su bardağı ince çekilmiş ceviz içim var arkadaşlar. Onu ilave ediyorum. Ve hemen arkasından baharatlarımı ekliyorum. Kırmızı pul biber, toz biber, yarım çay kaşığı kimyon ve yeteri kadar tuz ekledim ben. Baharatlarımla beraber iç harcımı karıştırarak tamamladım. Şimdi onu soğuması için bir kenara alıyorum ve bu sırada böreklerimi ıslatmak için yarım çay bardağı suyun üstüne 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ettim arkadaşlar. Bu karışımla böreklerimi ıslatacağım. Ben üçgen hazır yufka kullandım ama tam bir yufkayı da üçgen dilimler halinde keserek bu böreği rahatlıkla yapabilirsiniz. Ben zincir marketlerde satılıyor, sizler de biliyorsunuzdur hazır üçgen yufkalar. Ben onlardan tercih ettim. Şimdi hazırladığım su ve yağ karışımıyla yufkamın içini iyice ıslattıktan sonra 1 yemek kaşığı dolusu hazırlamış olduğum börek içinden yufkamın içine koydum ve görmüş olduğunuz gibi yufkamı sarıyorum arkadaşlar. Sigara böreği mantığında hazırlanan bir börek çeşidi. Şimdi bütün yufkalarımı bu şekilde hazırlayarak tamamlayacağım. Yufkalarımın tamamını bitirdim arkadaşlar. Şimdi 2 tane yumurtayı çatalla güzelce çırptım. Önce yumurtaya buluyorum hazırladığım böreklerimi. Daha sonra galeta ununa buluyarak hazır hale getireceğim arkadaşlar. Galeta ununu kendiniz evinizde yapabilirsiniz. Bunu her kullanışımda ben tekrarlıyorum. Kuru ekmekleri robotta çekerek kendi galeta ununuzu kendiniz rahatlıkla yapabilirsiniz ve böyle tariflerde kullanabilirsiniz. Bütün böreklerimizi bu şekilde panelleyeceğiz arkadaşlar. Böreği isterseniz tavada benim yaptığım gibi yağda kızartabilirsiniz. İsterseniz fırın tepsinize dizerek fırında pişirebilirsiniz arkadaşlar. Nasıl arzu ederseniz o şekilde pişirebiliyorsunuz bu börekleri. Ama orijinalinin yağda kızartma olduğunu öğrendim. O yüzden ben de sizlere tarifi orijinal haliyle vermek istedim. Avcı böreklerimiz bu şekilde servise hazır hale geldiler. Aslında hiç zahmeti olmayan bir börek çeşidi, gerçekten yapması çok kolay. İç harcı nedeniyle de oldukça doyurucu ve sağlıklı bir börek olduğunu düşünüyorum. Bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim arkadaşlar. Avcı böreklerimi tamamladım. Servis tabağımın içine aldım. Şimdi bir tanesini sizler için keseceğim. İçinin de nasıl göründüğünü görmenizi istiyorum. Dışı çıtır çıtır oldu. Gerçekten çok güzel bir börek tarifi. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olmak için abone olmayı, videomu beğenmeyi ve bildirim zilini açarak yorum yazmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.